Belediyenin yeterince sorunu var, devletin sorunu var. Belediye de bir şey yapacak durumda değil. Ne zaman deniz durur, belediye de insanlık görevini yerine getireceğine inanıyorum. Ben kendi kendime böyle kumlarla, torbalarla, elim benden geldiğince evimi kurtarmaya çabalıyorum bir vatandaş olarak. Ama kadere de karşı gelemem, doğayla baş edemem. Nereye kadar gittiler bilmem. Ama evimin altına kadar geldi. En sonunda sanki durmuş gibi oldu. Sanki bu ev haram içine girmemiş, helal olduğu için de kurtulacağına inanıyorum. Ankara'dan gelen heyet de bu ayın sonundan itibaren deniz durduğu takdirde denize hemen taşları koyacaklarını söylediler. Ve ben de bu sevindirici habere Karasu halkına da buradan duyurmuş olayım. Yaradan verdiği yanımı yaradan alır. Ama tehlike daha büyük bir boyutlara geldiği zaman da tabii ki buradan terk etmek zorunda kalırsam da terk edeceğim. Ama şu anda öyle bir ihtimal görmüyorum. Buradaki tabii ki bu erozyonun bize de etkileri çok oldu. Çünkü Karasu bildiğiniz üzere sahiliyle ve kumsalıyla bilinen bir ilçemiz. Buradaki herkes buraya yani kumsalı yüzünden geliyor zaten. Ama bu kumsalın bu şekilde yok olması bizi hem iş açısından hem de buradaki turistleri buranın görsel açısından çok büyük etkiledi. Ticaretimiz tabii ki zedeleniyor. Bu ulusal kanallarda her yerde buradaki şeyleri çıktı zaten, haberleri çıktı. Biz de zaten bu durumdan muzdaribiz. Buraların zamanında bu şekilde taşların yarım bırakılması, bu dalgıkranların yarım bırakılması, bizim burada Akkum mevkimdeyiz. Bu Akkum mevki olarak bildiğimiz yeri çok büyük etkiledi. Yani gerekli şeylerin yapılmasını, bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü yaz sezonu geldi. İnsanlar şimdi acaba bir tereddütte Karasu hakkında. Çünkü iyi haberler çıkmıyor bu konuyla ilgili. Bundan yaklaşık bir 7-8 sene önce yine aynı bu şekilde olmuştu. Caddeyi su basmıştı o zaman da. Dediğimiz gibi yani iş yerlerimize kadar gelmişti. Yine aynı şeyin olmasına tabii ki korkuyoruz. Çünkü bir 20 metre kadar falan kaldı şu an bu belediyenin yaptığı projeye. Çok güzel bir proje oldu burada. Bunun tabii ki zarar görmesini istemiyoruz. Ama dediğim gibi sadece bu projeyi etkilemez, tüm halkı etkileyecek burada. Çünkü burası turistik bir yer. İnsanların buradan uzaklaşmasını istemiyoruz. Daha çok gelmesini istiyoruz. Bu yüzden dediğim gibi bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor.